Transfer Merkez TV'den hepinize merabalar arkadaşlar. Teknik direktör Ufuk Uysal ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Beyin yayınında hoş Hoş geldiniz. bulduk. Gerçi zaten yani biz arka arkaya çektiğimiz parça parça. Evet. Yine de biz tekrardan hoş geldin diyelim. Hoş Grup bulduk. 2'yi konuşacağız. Grup 2'yi geçtik. Hocam grup 2 ile alakalı hemen Nazım ve Fethiye galip. Kütahyaspor son 4 maçta iyi gidişatları var. Darıca Gençler Birliği geçen hafta oynamamıştı. Onlar kupada Galatasaray'la oynadılar. Bu hafta beraber Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiler. İskenderun PK çöküşte. Yani yenilgiler devam ediyor. Karaman Çengelköy berabere kaldı. Güzel maçtı. 3-3. Karaman'da 2 tane kırmızı kartla. Tepeciğinde yükselişi sürüyor. Bu hafta Ağrı'yı 5-0 yendiler. Söz sizde hocam. Fethiye 26. Nazilli Belediye 22. Bir maç ektik tabii. Belediye Kütahya 22, Büyükçekmece 20, Yonda 20, Darıca Gençler 20. Burası bayağı bir karışık. Ceyhan 19. Gerçekten Nazilli Belediye bir dahil edersek hocam 13. sırayla 6 puan fark var. İkinci Evet. arasında. Evet. 6 puan fark var. Bu grupta biraz playoff ve düşme birbirine çok yakın. Yani bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor belirli bir süre daha. Tabii devre arasından sonraki transferler ve takımların durumu o aradaki farkın açılıp açılmamasını belirleyecektir. Tabii ligdeki maçlara gelirsek Fethiye takımı haldeydi bir kendi sahasında 4-0 gibi bir skorla yendi. Ve 4 puan, Nazilli'nin 4 puan önünde bir maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tabii o anlamda Fethiye takımını 5 haftalık periyotta bir mağlubiyeti var. Tabii ligin geneline de bakarsak ilk 4 haftada sadece Darıca ve Tekirdağ'a yenilmiş bir Fethiye takımından bahsediyoruz. Ondan sonraki 9 haftada tek mağlubiyeti var. O da deplasmanda Kütahya'ya karşı. O anlamda Fethiye'den daha önceki haftalarda da bahsettik. İyi bir seri yakaladılar, öyle devam ediyorlar. Liderliklerini bırakmıyorlar. Ama Nazilli'de son haftalarda artık tekrar bir toparlanma sürecine girdi ve Tekirdağ deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik yarışını devam ettiriyor Nazilli takımı da. Burada Kütahya 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Bu hafta da Ceyhan'dan 1 puanla geldi ki orada aldıkları 1 puan iyi puan olduğunu düşünüyorum. Kütahya Spor için 1 puanın artı puan olduğunu düşünüyorum. Ama Ceyhan takımı için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü evinde 2 puan kaybetti diye yazabilirim Ceyhan takımına. Çünkü Kütahya'yı yenmiş olsalardı Kütahya ile aynı puanda olacaklardı ve ligin 3. 4. sırasında olabilmiş olacaklardı. Ceyhan takımı için bu o maçı 2 puan kayıp yazabiliriz. Kütahya'ya 1 puan artı yazabiliriz. Senin dediğin gibi Tepecik takımı da Ağrıspor'u farklı bir skorla, 5-0 gibi bir skorla geçti. Ağrıspor'da teknik direktör değişikliği yapmıştı. Seyitan Hoca geldi. İlk maçına çıktı Seyitan Hoca da. Muhtemelen o da Ağrı'daki kendine uygun tespitlerini yaparak o şekilde devam edecektir. Ama Tepecik yukarıdaki yerini tutuyor ve yükselişte Tepecik takımı da. Yomra takımı Tokatspor'u yenerek playoff potasında kalma becerisini gösterdi. Orada kalmaya devam ediyor. Darıca takımı senin bahsettiğin gibi yorgundu. Kupa maçı oynamıştı. Yozgat'tan aldığı 1 puan Darıca takımı için iyi puan diyebiliriz. Yozgat deplasmandan aldığı 1 puan. Aynı şekilde demin Ceyhan'a konuştuğumuz şey Yozgat takımı için de konuşabilirim. Onlar için de Darıca maçındaki kaybedilen 2 puan olarak söyleyebilirim ki içeride kazanılması gereken puandı diye düşünüyorum. Çünkü kalan Yozgat'ın kalan 3 maçının ikisi deplasman. O anlamda bu Darıca maçı, içeride oynadığı Darıca maçı çok önemliydi. Yani kazanması gereken bir maçtı. O anlamda Yozgat'a eksi 2 puan yazabiliriz. İskenderun Hoca da Can Güven Hoca ile anlaştılar. Ve Can Güven Hoca ilk maçına çıktı. Bu maçta da 3-3 gibi bir skorla 2-2 değil mi? 3-3 değil, 2-2 2-2 mi? hocam. Şu 2-2 an gibi bir skorla son beraber dakikalarda kaldı. 2-2 yakaladılar. Sonrasında 3 kırmızı kartlar zaten. Evet, son bölümlerde herhalde öne geçti. 2-1 öndeydi. 90 artılarda 2-2 oldu diye düşünüyorum. Ama Aynen hocam. İskenderun takımı devre arasından sonra Can Hoca'yla mutlaka bir çıkış yakalayacaktır. Şu anki bulunduğu bölümden yukarıya doğru çıkış gösterecektir diye düşünüyorum. Doğru adamları alacaklardır ve çıkış yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Çengelköy takımı tabii Karaman deplasmanında önemli bir puanla döndü. Yani Karaman takımını her zaman konuşuruz. İçeride kayıp dışarıda iyi sonuçlar alıyor. Çengelköy için bir puan iyi diyoruz ama tabii uzatma
dakikalarında zannedersem galipken 3-3. Öyle olması lazım hocam. Bakayım bir de. 87'den sonra herhalde 90+11'de 3-3 oldu. Evet. O bir de şöyle bir şey var. Şimdi Karaman takım için hani eksi 2 puan yazabiliriz buraya. Ancak 87'den sonra zannedersem Karaman 9 kişi kaldı 3-2 mağlupken ve uzatma bölümlerinde 3-2 mağlupken 3-3'ü yakaladı. O anlamda da Karaman için hani bu 3-2 mağlupken, 2 eksikken gol atarak maçı berabere bitirip hanelerine bir puan yazmaları da sevindirici bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Fenerbahçe tek eksik gözüküyor ama diğer sayfayı da kontrol edeyim. Ben iki tane atıl diyebiliyorum. Birisi çift sarıdan, birisi direkt kırmızı mı? Öyle bir şey gördüm. Belki şey de olabilir, kulübeden falan atılmış olabilir. Net bilmiyorum onu. İki eksik gibi gözüküyor. Bir kulübeden durumu muhtemelen hocam çünkü gözüküyor. Olabilir. Burada. Olabilir. Ben çünkü öyle dikkat ettim. Yani önemli değil. O anlamda da bir puan almaları büyük avantaj. Yani 3-2 bitecek bir maçta 0 puan yazacakken bir puan yaptılar. Ama tabii ki evde kazanmaları gereken bir maçtı. Hani senin bahsettiğin gibi gene başına dönecek olursak bu gruptaki işte ikinci takımla 14. takım arasındaki puan farkı 6. Yani her şey olabilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi devre arasını iyi değerlendiren takımlar yukarıda veya aşağıda hangi bölümde bulunacaklarını kendileri değerlendirecektir. Yani yapacakları transferler ve çalışmaların neticesinde. Hüseyin, ya Falcao'nun golünden bahsedelim mi? Etmemek mümkün mü? Yani bu kadar hani ya zaten hani üçüncü ligin... Kimisi şansına yazmış, kimisi balına yazmış. Yok. Yani adam kesinlikle vuruyor yani. Onu demek bence büyük bir hakaret olur. Hem o golün hürmetine. Yani o golün bir hürmeti var bence. Gerçekten çok önemli bir gol. Çünkü top gelmeden Yakup'a gelmeden önce Yakup zaten kalecinin önde olduğunu görmüş, planlamış. Ve nasıl vuracağını bile planlamış. Yani bence muazzam ötesi bir gol. Hiç stres hani, yapmadan, çok rahatlıkla, çok güzel yani bir vuruşlar. Üçüncü ligde sezonun golü olarak nitelendirilebilecek gollerden biri. İnanılmaz sakin, inanılmaz soğukkanlı. Muazzam bir gol atmış. Yani izlerken bir yalan yok. 15-20 defa sardırdım izledim golü. Hatta golden sonra taraftarın verdiği tepki de çok hoştu. O kahkaha. Yani gerçekten hani insan gülmemesi kendini. Fethiyespor da böyle paylaştı herhalde golü. Efendim? Fethiyespor da ha şeklinde paylaştı. Tabii Fethiyespor resmi takasını o şekilde paylaştı. Yani Fethiyespor zaten ligin mali anlamda da en güçlü takımlarından birisi. Yani burada Halide Edip adı var açıkçası şaşırtıcı sonuçlar alıyor. Yani bu kadar kötü gitmesini ben anlamlandıramıyorum. Halide Edip Adıvar'ın takımının bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında burayla ilgili diyeceklerim Nazilli Spor'da da ligin en fazla berabere kalan takımı Halide'ydi. Doğru. Evet. Yani ama kötü işte bir türlü o galibiyet olayını yakalayamadılar. Nazilli ile ilgili de Covid'den dönen bir gol kralı galibiyeti getirdi Muratcan Bölükbaşı. Eksikliği gerçekten Nazilli için hissedildi. Nazilli bir Covid belası atlattı. Geçmiş olsun. Umarım bundan sonra çıkışları, yükselişleri devam eder diye düşünüyorum. Çünkü iyi takımları var. Nazilli'nin de ben iyi takım olduğunu düşünüyorum. Onun için Darıca Yozgat konusu vesaire hani İskenderun onlara falan pek diyeceğim bir şey yok. Yine Kütahyaspor'u ben açıkçası ligin sonuna kadar hedefi kovalayacak bir takım niteliğinde görüyorum. Gerçekten onların da takımları iyi. Yani bu grupta Fethiye'si, Nazilli'si, Kütahya'sı bu takımlar Ceyhan beraberliği normal karşılanabilir Kütahya'ya değil mi hocam? Siz de aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama Hüseyin. Ben normal yani, karşılıyorum Ceyhan beraberliği. Ceyhan da güçlü normal. İyi bir puan Ceyhan'dan gelen puan. Yani oradan şöyle bakabiliriz puan. Hocam yani 4 maç 10 puan yani. 4 maç 10 puan her ligde başarılı. Yani son 4 maç o anlamda baktığında son 4 maçı 10 puan oldu Kütahyaspor. Bu bence büyük başarı. Tepecik Ağrıspor maçına ben açıkçası çok şaşırdım. Yani Tepecik'in bu kadar başarılı olmasını da anlamıyorum. Geçen sene de başarılı götürdüler onlar mesela. Yani kadroları çok böyle şatafatlı bir kadro değil. Daha çok mütevazi bir kadro. Sağların avantajını iyi kullanıyorlar herhalde. Sağların avantajını oynuyorlardı hocam onlar. Son içimde oynuyorlar. Bir de orası inanılmaz rüzgar oluyor. Yani gelen takımların adapte olması biraz zor oraya. O anlamda o sahayı iyi kullanıyorlar. Antrenmanlarını da orada yapıyor çünkü onlar. Evet. O avantajı kullanıyorlar içeride. Doğru. Bir de burada Karaman Spor'a da yani ben de hani o
eksik kalmışken, rakibine karşı eksik kalmış durumdayken uzatma dakikalarına gelen golle gelen puan bence iyi puandır, başarılı puandır. Karamanspor'u da umarım yavaş yavaş yükselirse geçer diye düşünüyorum. Başka da söyleyeceğim pek bir şey yok. Sistem de aynı 30'unda Darıca Gençler Birliği maçı gözüküyor Karaman'da. Ben niyeti aldım. Bakalım herhangi bir sıkıntı, herhangi bir aksaklık yaşamazsak ben Karaman'ın maçına gitmeyi düşünüyorum. Bir saat zaten şundan. Canlı gözle bir seyretmen gerekiyor tabii. Böyle bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Aynen. Hem de Darıca Gençler'inde Ender abi var. Ender hocamız var. Onun yanına gideriz. Onu görürüz. Orada Karaman'ı bir izlemiş olurum. Konyalılar da oynuyor bildiğim kadarıyla orada. Konyalı futbolcular da var. Konya'nın akademisinin altları. Onları da izlemiş evet. olurum. Bakalım. Öyle bir niyetim var. Sahayı da zaten çok özledim. En son Kupa'da Manisa FK, Konya Spor Manisa FK maçını izlemiştim. Ama sonuçta hani orada locada izliyorsun. Sıcak bir ortamdasın. Çok rahat bir yer. Ama benim istediğim bu değil tabii ki. Hocam gerekirse ayaklarımız da olsun. Ben o şeyi istiyorum. O Abdullah son bir senede sen az diklerin tozunu toprağını yutmaya başladın. Senin bitin kanlandı kardeşim. Sen git izle yani. Problem yok. Yani hocam o düşünün. Loja'da izlemeyi istemiyoruz yani. O zenginlerin olduğu ortamda ya da ne bileyim rahat ortamları istemiyoruz. Biz daha çok zorlu şartları istiyoruz. Onu seviyoruz. Kaosu seviyoruz. Daha güzel olur. Kesinlikle. Oradaki yorumlar daha farklı oluyor. O türbündeki yorumları dinlemek falan daha keyifli. Hüseyin'le işte o Nevşehir Buca maçında ya dedim bu ya işte bu. Nevşehir Buca maçında orada tabii hoş karşılamıyorum hani küfürlerin havada uçuşmasını hoş karşılamıyorum ama. Ama türbün sonuçta yani. Türbün güzel oluyor hocam yani. Zevkli bir şey. Evet bu grubu da böylelikle noktalayalım. Yine bu grupta da bahsetmiş olalım. Bütün herkesten amatöre destek istiyoruz. Amatör futbol, amatör futbola sahip çıksınlar. Sosyal medyada federasyona, federasyon başkanına, bakana bu konuyla alakalı bize istek olarak yaparlarsa çok seviniriz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.